tenemos que tener con bir elmas ve de bildiğinde. Bu alan üzerinde uçuş sağları, hangarlar ve uçak kanlatörleri var. Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı büyüklüğünde. Günümüzde bu alan uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak kullanılmaktadır. Nuri Demirağ'ın başarılı Türk pilotları yetiştirebilmesi için havalimanı kullanılması gerekiyordu. Üstün üzerindeki alanda gök okulu kurdu. 290 pilot yetiştirdi. İşinköy'deki gök okulu önce Divi'de gök orta okulu kurdu. Oradaki öğrencilerin havacılığa özendirilmesi için İstanbul'da uçuş dersleri verildi. Şimdi ise Atatürk Havalimanı'na geçelim. Nuri Demirer 1936 yılında devletin ilk uçak fabrikasını kurma girişimine başlıyor. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlardan karşılanıyor. Daha sonra kendisinden uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması istiyor.